Tuzla'da yanan fabrikanın olduğu bölgede yağış sonrası yollarda görülen sarı beyaz köpükler endişe yarattı. Çevredekilerin kimyasal tedirginliğini artıran bu suların itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında sıktığı köpük olduğu düşünülüyor. Kimya mühendisi Cemal Kozacı'ya göre ise bu suyun içerisinde fabrikadan gelen kimyasallar da var. Şimdi bu sular itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasallarından olabilir, köpük olabilir vesaire ama fabrikadaki kimyasal maddeler de tabii bütün burada var. Şimdi bu kimyasal maddelerin üzerinde dediğim gibi siyanürlü bileşikler var. Şu anda yağmurla beraber yağan madde hidrojen siyanürdür. Bu kesin. Bunlar atmosfere çıktı, yağdı. Ama hangi konsantrasyonda ben ölçüm yapmadığım için bilemiyorum. Bunun yoğunluğunu kamu otoritesinin ölçmesi ve halkın bilgilendirmesi lazım. Tehlike vardır veya yoktur. Bütün odaki ağaçlar bundan etkilendi. Civardaki arabaların vesaire tüm eşyalarında kontamine oldu. Bunların ciddi oranda temizlenmesi lazım. Ve çok önemli, bu işte uğraşan insanların da koruyucu ekipmanlarının tam olması lazım. Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından yanan fabrikanın çevresindeki ağaç, araba ve yola akan sulardan incelenmek üzere numuneler alındı. Belediye ekipleri ise yola akan köpüklü suları temizledi. Fabrikanın çevresi ise emniyet şeridiyle kontrol altına alınmış durumda.